Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde sizin dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim çok dikkatimi çekiyor. Bu salgın, koronavirüs salgını döneminde hemen hemen her gün bir haber geliyor. İşte Guatemala'da bir uçak bulundu dağ başında, terk edilmiş. İşte içinde uyuşturucu taşındığı tespit edildi. Veya ee, Kolombiya Hava Kuvvetleri'nin sıkıştırdığı bir iş yeti ormanlık alana mecbur iniş yaptı, pilotu kaçtı. Ee, içinden de kilolarca uyuşturucu çıktı gibi. Bu o kadar sıklaştı ki hemen hemen 3-4 günde bir böyle bir haber duyuyoruz. Son 6 aylık dönemde 23 uyuşturucu uçağı bu şekilde e, ya bir yere mecbur iniş yaptı ya düşürüldü ya da e, bir yerde terk edilmiş olarak bulundu. Bu 23 uçağın 12'si yeti jet motorlu uçaktı. 11'i de yüksek performanslı pervaneli uçaklardı. Bu gerçekten çok ilginç. Bunları anlatınca benim aklıma hemen iki film geliyor. Bu iki filmden bir tanesi birisi benim gençliğimin filmi. 1990 yılı yapımı Mel Gibson'ın da başrolünü oynadığı Air Amerika filmi. Air Amerika aslında Amerikan merkezi haber alma örgütü CIA tarafından kurulmuş bir havayolu şirketi. Bu havayolu şirketi aynı zamanda sivil bir yapı halinde gözükse de o bölgede Vietnam Savaşı'nda özellikle o bölgede üretilmiş uyuşturucu taşıyor ve satışına el veriyor. Bir şekilde kendini kullandırıyor. Karşılığında da bölgede Kuzey ile savaşan Güney Vietnamlılara silah sağlayan gerçekten çok karanlık ilişkilerin olduğu bir yapı. Amerikalılar tabi yıllar sonra bu yaptıkları hatalarla yüzleşip filmiyle biraz da bunu komedi ve macera e, sosuyla birlikte bizlere sorup güldürüyorlar ama sonuçta gerçekten çok enteresan bir yapılanma Air Amerika. Yıllarca bölgede uyuşturucu taşıyor karşılığında silah getiriyor ama tabi bir yerden sonra da sistem yavaş yavaş kontrolden çıkmaya başlıyor. Mel Gibson'ın maceraları burada tabi nereden pilot buluyorlar? hep sistem dışına çıkmış pilotları buluyorlar. Hatta filmde de çok güzel bir helikopter sahnesi vardır. E, bu pilotlardan biri e, bir yerel radyo istasyonu için helikopteriyle uçup trafik raporu verirken e, bir bakıyor otobanda bir trafik sıkışıklığı var ve burada bir tır yolu kapatmış, arkadan da gelecek olan ambulanslar var ve tır şoförüne işte başlıyor küfretmeye pilot, niye kapıyor diyor bu yolu arkada ambulans falan der, var. derken tır şoförü de bu radyoyu dinliyor bu sırada ve çıldırıyor tabi beraber kavga ediyorlar bu direkt bu kavga yayına yansıyor yayının arkasından da Amerikan Havacılık Otoritesi FAA bu pilotun lisansını iptal ediyor. Lisansını iptal ettikten sonra bir pilot ne yapabilir? Tabii ki kanun dışı, illegal konulara doğru dönmeye başlıyor ve arkasından da tabii ona bir çağrı geliyor. Eğer Amerika diye bir şirket var, burada uçmak ister misin diye ve tabii daha sonra bu tür gelişmeler onların illegal bir yapıda neler yapıldığını anlatıyor. İkinci film ise havacılıktan da tanıdığımız Tom Cruise'un filmi. Kaçakçı adıyla e, Türkçe'ye çevrilmiş bir film. American Made de orijinal ismi filmin. E, biz tabii Tom Cruise'u Top Gun filminden tanıyoruz. Hatta Top Gun'ın ikincisi de çekildi ama bu koronavirüs nedeniyle ne yazık ki gelecek yıl e, seyredebileceğiz filmi. American Made de Barry Seal adlı gerçek bir hikaye, gerçek bir pilotun hikayesinden yola çıkılıyor. 1978 yılına kadar Barry Seal hava yollarında görev yapan bir pilot ama sonra çok ilginç bir teklif geliyor kendisine ve uyuşturucu taşıyan uçakları uçurması ile ilgili bir teklif. Parası güzel diyor. Bu işe giriyor ve arkasından iş gelişmeye başlıyor ki Kolombiya Kolombiya'da Pablo Escobar'ın da pilotluğunu yapıyor. Onun kurduğu hava yolunda bu pervaneli uçaklar ormanların arasından kalkıyorlar. işte çok kısa pistlerden Amerika'ya çok alçaktan uçuşta uyuşturucu taşıyorlar. Ve gerçekten kısa bir süre sonra Beresil bir havayolu filosu kuruyor. Hiç kullanılmamış meydanlardan bir sürü pilot buluyor. Bunlar uçuyorlar ve gerçekten evliler tarafında işte bu topladığı paralarla inanılmaz bir servet Toplarken tabi başı derde giriyor. Ve CIA ile bir işbirliği anlaşması yapmak zorunda kalıyor. CIA'in silahlarını götürürken işte o silahları kimler teslim ediliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor gibi çok özel bilgileri paylaşıyor ama sonunda su testisi yolunda kırılıyor. Ve Beres'i yılda 1986 yılında öldürülüyor. Şimdi bu tür durumlar nasıl yapılıyor? Öncelikle size anlatalım bunlarla ilgili. Tabi gidip de bunu uygulamayın. Öncelikle... E, bu tür uyuşturucu kartelleri pilotluktan atılmış uyuşturucu kullanan veya geçmişte işte alkol problemi olmuş iş bulamayan pilotları buluyorlar ve bu pilotları çok ciddi paralarla kandırıyorlar kullandıkları işletleri ise genellikle böyle 35-40 yaşında artık ticari anlamda bir anlamı kalmamış işte 100 bin dolara 150 bin dolara satılan işletleri sağlam olan e, iyi böyle kuvvetli işletlerini tercih ediyorlar mesela Gulfstream'in G2 modelleri, Hawker e, uçaklarının eski nesilleri böyle işte 100-150-200 bin dolara bu uçakları alıyorlar. Normalde bu uçaklar iki kişilik iki pilot tarafından kullanılıyor ama tek pilot kullanıyor bu uçaklarda. E, dediğim gibi işte ormanın ortasında yapılmış çok kısa pistlerden böyle 150-200 kilogram uyuşturucu koyar, buralardan kalkıyor ve bunu ülke 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 bunları taşımaya başlıyorlar. Ve sonunda tabi hedef bunu Amerika'ya sokup değerinin kat 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 üstünde satabilmek ama tabi bu operasyon çok tehlikeli bir operasyon. Çok alçaktan uçmaları gerekiyor. Çok tehlikeli bir şekilde gidiyorlar. İşte uçakların bakımları çok iyi değil. Zaten çoğu zaman kalkışta veya inişte problemler çıkıyor. Kazalar meydana geliyor. Kalktıktan sonra sınırları bu şekilde aşıyorlar. Bu da gösteriyor ki demek ki aslında uyuşturucu kartelleri Havayolu uçaklarını kullanıyor. Bu dönemde havayolu uçuşları olmadığı için uyuşturucu nasıl götürecekler? İşte bu tür küçük uçaklar kullanıyorlar. Aynı zamanda Amerika olsun, Orta Amerika ve Güney Amerika'da çok ciddi radar ağları kurulmuş durumda. Bu uçaklar tespit ediliyor ve gerekirse de ülkelerin hava kuvvetleri bu uçakları vuruyorlar. Çünkü o uçakları sıkıştırdıkları zaman herhangi bir telsiz bağlantısına cevap vermiyor. Suç çok ağır. gerçekten ülkelerin Güvenlik teşkilatlarının eline geçtiği zaman o pilotların kurtulma şansı yok ama öyle büyük paralar teklif ediyorlar ki bölgede işte uyuşturucu kartelleri ellerinde devasa büyük fonlar, paralar bu insanları kullanıyorlar. Gerçekten başları çok büyük belaya giriyor ve gerçekten Tom Cruise'un filminde de olduğu gibi su testisi su yolunda kırılıyor ve bu tür gelişmeler meydana geliyor. Bu bilgileri Tolgözbek.com sitemizin yazarı Şeref Sezgin'in hazırladığı yazıdan size aktardım. Her gün detaylı havacılık haberleri Tolgözbek.com sitemizde. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak iletin. Ayrıca mesajlarınızı info@tolgözbek.com mail adresine atabilirsiniz. Katıl tuşuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Ben bu destekleri videolarımızın kalitesinin daha da arttırılması amaçlı kullanmaya gayret ediyorum. Geçtiğimiz videoda dediğim gibi yaka mikrofonumuz artık var. Telsiz yaka mikrofonumuz. Bunlar için de sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.